abim. İzzetin için yemin içerim ki o cennete herkes girmek ister. Herkes girer. Daha sonra Allah-u Teala cennetin üstünü, etrafını, yani cennete giden yolu, yolları insanın nefsinin istemediği şeylerle kapattı. Nefsine hoş gelmeyen. İstek ve arzularla kapattı. Cebrail Aleyhisselam'a tekrar dedi, git bak, gitti oraya. Cebrail Aleyhisselam geldi, dedi ki, İzzettin için yemin içerim ki o cennete kimse kolay kolay giremez. Bir mücadele şart. Sabır. Mücadele mutlaka. Sabah namazı için uykudan kalkacaksın. Ramazan'da oruç tutacaksın. Paylaşacaksın. Vermen gerekeni vereceksin. Yapman gerekeni yapacaksın. Yeni gelecek candan, yeni gelecek maldan vazgeçeceksin. Yeni gelecek yardan da vazgeçeceksin. Sonra dedi ki git cehenneme bak. Gitti cehenneme baktı. Sağını solunu inceledi. Dedi ki bu cehenneme hiç kimse gitmek istemez, gitmez. Bu sefer Allah-u Teala tekrar dedi ki tekrar git bak. Ama gitmeden önce cehennemin etrafını, yollarını bağlı, vasıtlı, yani insanın nefsinin arzu ve istekleri ne varsa hoşuna giden onlarla örttü. Cebrail Aleyhisselam geri dönüp geldi, dedi ki ya Rabbi, cehenneme giden yollar o kadar güzel, o kadar istek uyandırıcı, o kadar insanı yoldan çıkarıyor ki oraya gitmeyecek insan kalmayacak. Cennet için bedel lazım, cehennem için de bedel lazım. Nedir o? Cennet için mücadele vereceksin, Allah'ın emrettiğine itaat edeceksin. Cehenneme gitmemek için yine Allah-u Teala'nın yasaklarını uzak duracaksın. Az önce okudum. فَاَمَّا مَنْ تَغَى وَاَتَرَى الْحَيَاتَ الدُّنْيَا فَاِنَّ الْجَحِيمَ مَعْوَدُ Diyor, kim dünya hayatını tercih ederse onun varacağı yer cehennemdir. Hemen devamındaki diğer ayetlerde diyor, kim de Allah'tan korkar, nefsinden uymaz, nefsini takip etmez, onun varacağı yer de cennettir. Rabbim hepimize Allah'ın emri ve yasaklarını Allah'ın istediği şekilde yaşamanın aşkını, şartını yüreklerimize inşa eylesin. Bizi hayırda yarışanlarda, hayırda birbirine gıpta eden Müslümanların, müminlerin zümresine İlhak eylesin. Son nefesi hakkı. Eşhedü en la ilahe illallah.